Arkadaşlar merhaba. Bugün size transfer kağıdını nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Şimdi dövme transfer kağıdımızı yani karbon transfer kağıdımızı nasıl kullanacağız? Beyaz yüzü size bakıyor. Sarı yüzü de altta kalıyor. Kağıdı açtığımızda, beyaz yüzünü açtığımızda içinden iki tane kağıt çıkıyor. Şu kağıt zaten ona montalı değil. Bu kağıdı çıkarabilirsiniz. Bu kağıdı başka bir şeyde de kullanabilirsiniz. Ya da çizim makineniz varsa kağıdı transfer kağıdını olduğu gibi sokup çizebilirsiniz. Çizdirebilirsiniz yani makineyi aynı şekilde üstüne. Bu kağıdı kullanabilirsiniz. Aynı şekilde yapıştır. Transfer alabilirsiniz yani. Neyse açtığınız zaman mat kısmı size bakıyor. Parlak kısmı altta kalıyor. Şu parlak kısmı. Mat olan sizde bakıyor. Ve transfer kağıdına altına bir şey koyarken zemin biraz sert olması lazım. Eğer yumuşak zemin oldu mu yani çizim açısından güzel bir çizim olmaz. Bir de transfer tam olarak geçmez. O yüzden altına sert bir şey koysanız daha iyi olur. Ben şöyle bir A4 doldurayım altına. Yani şimdi çizer. Gayet iyi. Şuradan bir model çizelim. Bu şekilde üstüne koyduğunuz zaman motifi çiziyorsunuz. Ben transfer kağıdını şu an ziyan ettim. Kocaman kağıdın üstüne ortasına koydum modeli. Öyle çiziyorum. Siz bunu yapmayın. Genelde köşeleri kullanın. Ben yaptım. Niye? Bende transfer kağıdı çok. O yüzden israf ettim. Şu an içim acıdı mı? Hayır, acımadı. Çizmeye devam ediyorum. Bir de neden büyük bir modeli çiziyorum? Neden bir harf çizmedim? O da bir değişik. Şimdi modeli çizdim. Arkada aynı şekilde çıktı gördüğünüz gibi. Bu şekilde model çıktı. Ve yırtacağım abi kağıdı. Yani model çıktı zaten. Koyup çiziyoruz. Kaldırdığım zaman alttan çıkıyor zaten. Bir de yapıştırayım bari. Arapça artık ne yazıyorsa bilmiyorum. Yapıştırdığınızı zaten zat diye çıkar. Yani üstünden mi geçsem acaba güzelmiş. Bu şekilde böyle kullanıyorsunuz. Çok basit kullanımı. Ve dediğim gibi beyaz kısmı size bakıyor. Sarı kısmı alt kısımda kalıyor. Beyaz kısmındaki kağıdı alıyorsunuz. Modeli koyuyorsunuz. Üstünden geçiyorsunuz. O kadar. Ortasını kullanmayın. Köşeleri kullanın. İstediğiniz gibi çizersiniz bunda. Herkese iyi çalışmalar.